Herkese yeniden yeni bir videodan merhaba. Kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün hazırlanırken başlatmak istedim vlogu. Duştan çıktım. Akşam Ege'nin teyzesigile gideceğiz. Onun için hazırlanıyorum. Ama onun öncesinde birkaç işim var. Onları halledeceğiz sizlerle birlikte. Şöyle bir yandan da hazırlanayım. Kargoya gideceğiz sizlerle birlikte. Dolaptan bir şeyler satmıştım. Onları vereceğim. Sonrasında da dün biz Ege ile bir Real'e gittik. Orada gözlükçüye girdik Ege ile. Birkaç gözlük beğendim. Hatta Instagram'da bir oylama yapacağım biraz sonra. Eğer beni Instagram'dan takip ediyorsanız görürsünüz zaten. İki gözlük arasında kaldım. Birisi Vogue'un bir modeli. Biri de Prada'nın bir gözlüğü. Oylama yapacağım Instagram'da. Dediğim gibi eğer beni takip ediyorsanız Instagram'dan görmüş olursunuz. Etmiyorsanız da artık bundan sonra edebilirsiniz. Şimdi hemen şöyle L'Oréal Paris'in Revitalif Filler Serumunu süreceğim. Ben bunu böyle baz niyetine sürüyorum. Çok da güzel oluyor gerçekten. Baz niyetine bunu sürdüm ama ben yine de bazda süreceğim. Sephora'nın Pore Fine Line Filler bazını süreceğim. Sephora'nın Best Skin Ever Glow fondöteni süreceğim. L'Oréal Paris'in Infallible Concealer'ını sürüyorum. Şöyle Sephora'nın paletinden böyle pembe tonları yapalım. Sephora'nın Size Up rimelini sürüyorum. Sephora'nın bu pembe allığını süreceğim. Bu biraz fazla pembe. O yüzden böyle çok çok az sürüyorum. Gözümün içine kadar girdi resmen. Maybelline'in Melted Chocolate 986 numaralı rujunu sürüyorum. Bu gerçekten çok güzel. Ama ben bu tarz rujları böyle çok koyu bir anda sürmüyorum. Böyle hafifçe dudağıma değirerek sürüyorum. Bence çok daha güzel duruyor ve dudaklarım daha dolgun oluyor. Böyle hafif bu şekilde sürünce. Ve bir de şöyle yapıyorum. Bir de bunun üstüne her zamanki gibi gloss geçeceğim. Bu Flormer'dan aldığım gloss'u geçiyorum. Evet, bu şekilde hazırım. Bir de küpe takalım. Uzun zamandır sizlerle hazırlanmıyordum. Bir de şöyle Zara'nın Amber Fusion parfümünü sıkacağım. Bu inanılmaz güzel bir koku. Ve çok kalıcı gerçekten. Üzerime de böyle bir hırka giydim. Altımda da böyle bir kot. Bu şekilde saçlarımı da fönleteceğim. Allık geçmiyor. Bayağı fazla olmuş. Neyse uçar herhalde.
kargoya geldim. Hemen kargoluyorum, geliyorum. Sonra Fön'e gideriz, oradan Real'e. Bu arada dolap hesabımı takip edebilirsiniz arkadaşlar. Instagram'a da koyacağım bir link gibi bir şey. Oradan da bulabilirsiniz. Asli Oyan Basman olarak geçiyor. Bakabilirsiniz. Kuaföre geldim şimdi. Yine her zamanki gibi saçlarımı düz fönleteceğim. Valla cüzdan vazgeçemiyorum ya. Aldığı da yüzüme biraz fazla mı silmiş? Daha doğrusu silmeye çalıştım ama bir türlü silemedim. Ve fönlettim. Valla 5 dakika sürdü. Saçlar kısalınca önceden bir yarım saat sürüyordu. Geldim şimdi Real'e. Gözlüğü alıp hemen çıkacağım. Zaten direkt girişte. Öyle geldim şimdi. Gözlüklerden birisi bu demiştim, ikisi arasında kaldım diye. Bu Vogue'un Hailey Bieber koleksiyonundan bir gözlük. Zaten uzun zamandır bu gözlük Trendyol'da falan da favorilerimdeydi. Bunu şimdi deneyeceğim. Bir de Prada'nın bir modeli var. Aslında çok benziyor, yakınlar. Hı-hı. Evet. Kutusu da bu şekilde. Ya ben bu gözlüğü çok beğendim ve yüzüme çok yakıştığını düşünüyorum. Bana böyle çok büyük, iri gözlükler olmuyor. Daha böyle kibar, daha minik gözlükler daha iyi duruyor. Onda siyah bakmıştık. Heh. Evet. Bu da zaten Prada'nın biliyorsunuzdur, bayağı ikonikleşmiş bir gözlüğü artık. Bu da bu şekilde. Ya bu da çok güzel. Zaten çok yakın yani, modeller benziyor ama bu ona göre bir tık daha geniş. Yani şu kısımları daha kemikli, daha iri. Sanırım ben Vogue alacağım. Bu şekilde. Bunun şu yukarıya doğru giden bir açısı var. Sanki o yüzüme daha iyi gitti gibi. Ve bu böyle biraz daha renkli bir camı var. Yani daha böyle şeffaf, daha güzel duruyor. Onu da çok sevdim. O yüzden bunu tercih edeceğim. Dediğim gibi Vogue'un Hailey Bieber koleksiyonundan bir gözlük. Öyle mi? Ha, bir onu da deneyebilirim. Yine Versace... Yine Versace'de de benim bu beğendiğim Prada modeline çok benzer bir model var. O da bu, evet. Yani şey olarak, form olarak hemen hemen hepsi aynı. Şunu da bir deneyeyim. Yok, çok aşağıda olmadı bana. Evet, bu da iyi. Yani benziyor onlara. Ama şuraları yine çok iri kalıyor sanki. Ama bu da güzel. Tamam. Ya buradan teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Sağ olun. Güzel günler. Ege ile buluştuk. Real'den çıktım. Şimdi Ayşe teyzelere geldik. Hava soğuk. Bak, azıcık soğuk oldu ve sesim yine gitti. Bu çok sıcak tutan bir şey ve trenç kotu aldım. Trenç kotunu keşke kullansam. Elimden maske de tutmasın. Ben şöyle yapayım. Ege'de tıraş oldu. Evet. Sıhhat mı? Sıhhat. Sıhhatler olsun. Hadi getir. Geldik şimdi Ayşe teyzelere. Acıktın mı? Seni iyi acıktım. Şöyle yemek yiyoruz şimdi. Ve eve geldik şimdi. Uyumadan önce de sizlere bir iyi geceler dilemek istedim. Yarın görüşürüz. İyi geceler.
Günaydın. Yeni bir günden herkese selam. Uyandım, hızlıca bir kahvaltı ve kahve yaptım. Şimdi nereye gidiyoruz, ne yapıyoruz hemen bahsedeyim arkadaşlar sizlere. Bugün Black Friday. Bugün birçok markanın indirimleri var. Zara, Bershka, Pull, bu tarz markaların. AVM'ye gidiyoruz. Sizlerle birlikte gezeceğiz. Biliyorsunuzdur ki internette, Instagram'da mutlaka görmüşsünüzdür. Zara falan tamamen kapılara, sokaklara kadar kuyruklar varmış. Hani bilmiyorum, bir şeyler bulabilir miyim? Bulsam da o kuyruğa girmeye cesaret edebilecek miyim bilmiyorum. Ama bir şansımı deneyeceğim. Sizlerle birlikte gidiyoruz şimdi. Aslında ben biraz da Bershka'ya falan bakmak istiyorum. Orada da muhakkak vardır kuyruk ama. Sizleri de götürüyorum. Vloglayacağım. Yanımdasınız. Orada görüşürüz. Böyle rahat bir şeyler giymek istedim. Hava zaten yağmurlu, soğuk bayağı. Orada vloglayacağım zaten. Açacağım kamerayı sizlere de. Geldim şimdi. Gerçekten inanılmaz kuyruk var. Şöyle bir çanta buldum. Ay, bayıldım şu anda buna. Tabii günlük takılacak bir şey değil pek ama çok tatlı. Bakalım, gezinelim. Zara'dan çıktım çünkü inanılmaz kalabalıktı. İnanılmaz bir kuyruk vardı. O yüzden Bershka'ya geldim. Zaten buraya da bakmak istiyordum. Burası daha iyi, daha az kalabalık diyebilirim. Birkaç bir şey buldum, size de göstereceğim. Uzun bir çizme istiyordum, çorap çizme tarzında. O tarz bir şey buldum indirimde, onu alacağım. Bir de paraşüt pantolon istiyordum. O da indirime girmiş, onu da alacağım büyük ihtimal. Şöyle size de göstereyim. Şöyle de bir kazak buldum. Bunlar hem sıcak tutuyor, hem de her şeyle giyilebiliyor. Bu var. Dediğim çizme bu. Zaten alırsam eve geçtiğimde de göstereceğim size. Paraşüt pantolon dediğim bu. Bir de şöyle oversize bir ceket buldum. Çok güzel yeri falan. Yine bunlar da indirime girmiş. Şimdi sıraya geçeceğim. Bu şekilde çok bir şey çekemiyorum çünkü çok kalabalık her yer. Tıkış tıkış ve böyle çok bulunmak da istemiyorum. Zaten maske takmadığım için şu an kendime kızıyorum. Bu arada bu küpeleri bana çok soruyordunuz. Ben normalde H&M'den almıştım normalde. Ama Bershka'da da buldum ve bu şekilde üçlü. Şurada bir tane küçük olan var. Bu sürekli sorduğumuz. Bu da daha ince bir halka gümüş. Ve bence fiyatı gayet uygun. Ben alacağım şimdi. Siz de bakabilirsiniz. Markete geldik şimdi. Metrodayız. Metro markete alışveriş yapacağız. Her yerde yılbaşı ruhu. Burada da bayağı bir şey kurmuşlar. Ağaçlar çok güzel. Bizim Ege ile en sevdiğim şeylerden biridir. Metroda gezmek. Market gezmek değil, metroda gezmek. Evet. Ben şöyle market gezmeyi de severim normalde ama burası ayrı. Yani metro market daha ayrı. Şöyle soya sosu almak istiyordum. Bunu alacağız. Markası ne? All Purpose. İlk olarak bunu almamız peki. Evin en önemli ihtiyacı soya sosu. Yoksa ben ne sushi? Bak. Şöyle noodle alacağım. Kendim yapacağım evde. Onun için alıyorum. Şimdi içeri gireceğiz. Donacağız. Üşüyeceğim. Of, çok soğuk. Bir şey diyeceğim. Çevir mi? Yani. İnanmıyorum. Çok soğuk. Tavuk. Lezita. Şunu alıyorum. Dum. Hayır, istiyor musun? Yok. Genelde yaptığım şeyler tavuk sote, makarna, bunların hepsine göğüs koyduğum için o yüzden genelde göğüs tavuk almayı tercih ediyorum. Evet, var mı dilim? Aa, çok direkt onu alalım. Çok mantıklı. Doğramakla uğraşma. Üfle bakayım. Yok. Aşkım, ben şu an sadece buradan çıkmak istiyorum. Böyle dana antrikot alıyoruz. Ege Bey'in canını istemiş. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Yerim. Yerim.
Biraz hızlı gezebiliriz bence burayı. Donuyor şu anda. Ha? Donuyorsun şu anda. Üşümeli market alışverişi yazacağım başlığı. Bir tane krem alıyorum. Eminim kamerada titriyor. Bir şey diyeceğim, onda bir şey mi var? Ha yok, tamam. Sanki bir şey damlıyor gibi de. Şu an ısındı. Ama mağazada soğuk yani ha. Mağazada soğuk ama oradan çıkınca müthiş yani, hamamda tost ekmeği falan oldu. Hayır sen bak gel. Ben girmem oraya, çok soğuk. Hadi. Aşkım hadi. Ya bu kişi ben mi olmalıyım? Evet. Hasta olan benim. Ben de hadi. Bekliyorum. İçerisi çok soğuk olduğu için ben girmedim. Ege'ye gir dedim. Birkaç bir şey alacak o şimdi. Bu ne? Ne? Bu ne böyle? Seni çekiyorum, tamam mı? Böyle titriyorsun içeride. Aa, çok soğuk. Bakın, kaç kere aldın ya. Değiştirdin. Dur bakayım neler aldın. Dana jambon almışsın. Tamam, bacarsan almadım işte. Ama ben senden sadece hindi füme istedim ben. Hayır, dana jambon. Aç evet, videoyu yanlış, bakalım. Yanlış söyledim, tamam. O zaman... Teşekkürler. Ola. Günü var. Tamam, bir de tost ekmeklerini alırsak mini market alışverişimiz biter. Tamam. Şundan alıyorum yine. Ya da şunu alayım mı? Daha iyi olmaz. Tamam. Ben bir saatimi alıp ihtiyacım olduğunu ona bakıyorum. İstediğini çok iyi anlatmam lazım. Gerekirse adam yaparken yanımda bulunuyor. Şey, o benim aldığım yanımda var ya, çok güzel oldu. Şöyle iki koli yaptık, kolilere koyduk ama yumurtayı dışarıda bıraktık. Şimdi gidiyoruz, çıkıyoruz. Alışverişimiz bitti. Ve şöyle aldıklarımız toplam olarak 711 lira tuttu. 723 pardon. 723 lira tuttu. Aslında çok da bir şey almadık ama tabii et ve tavuk olunca fiyat artıyor direkt. Marketten aldıklarımızı şimdi sizlerle birlikte yerleştireceğim. Böyle poşet değil de koli vardı orada. Biz de kolilere koyduk. İki tane kolimiz var. Diğerini de getireyim. E, 30'lu yumurta aldık. Bunları yerleştireceğim. Çünkü hiç yumurtamız kalmamıştı. Boş şu anda. Bunun tahıllı tava ekmeğini aldık. Biz normal ekmekten daha çok böyle tahıllı ekmekler tüketiyoruz. İşte tostta olsun, sabah kahvaltıda olsun, hatta akşam yemeğinde bile genellikle bunları tüketiyoruz. Şu an dolabın içine ne deseniz haklısınız. Gerçekten karışık. Yani şöyle biraz da toparlamaya çalışalım ama... Salatalık aldık. Salatalığımız da bitmişti. Böyle paketli aldık. İçimin kremasını aldık. Krema bazen lazım oluyor. Yani genellikle ben böyle tavuk sote ya da makarna falan yaptığımda kullanıyorum. Kremayı da şöyle koyacağım. Şöyle yine içimin sütünü aldık. 1 litre yağlı süt. Yağlı almışız. Ben genelde yarım yağlı alırım ama olsun.
Şöyle Namet'in dana Macar salamı. Yine aynı şekilde bu da Polonez'in dana jambonu. Ve yine Namet'in piliç hümesi. Bunları da hemen kahvaltılık kısmına koyalım. Şöyle mantar aldık. Mantarı da yine ben böyle tavuk sotede, makarnada falan çok kullanıyorum. Bu arada bu mantarlar böyle minik minik. Ben genelde daha büyük alıyordum. Bu fındık mantarı olarak geçiyormuş şöyle minicik. Bunu da şöyle sebze kısmına koyalım. Şöyle muzları koyalım. Ve bir adet avokado aldık. Şöyle soya sosu aldık. Şöyle Lezita'nın piliç filatosunu aldık. Bey piliçin piliç sotesini aldık. 400 gram civarında dana antrikot aldık. Marketten aldıklarımızı sizlerle birlikte dolaba yerleştirdik. Sonrasında ben hemen bir duşa girip çıktım. Şimdi bugün Black Friday'den Bershka'dan aldıklarımı sizlere göstermek istiyorum. Çünkü çok detaylı gösteremedim mağazada. Çok kalabalıktı. Şöyle başlayalım. Önce bu çizmeyle başlamak istiyorum. Böyle uzun streç bir çorap çizme aldım arkadaşlar. Aslında benim vardı ama boy olarak çok sevdiğim bir boyda değildi. Yani böyle dizimin birazcık üstündeydi. Oturunca falan aşağı kayıyordu. Çok sevmiyordum o yüzden. Bu bayağı uzun, dizimin bayağı üstünde ve içinde şu şekilde yapışkanları var. Muhtemelen çorabınıza ya da tene yapışır. O yüzden çok fazla düşme kayma olmaz diye düşünüyorum. Topuğu falan da bu şekilde, böyle metalik. Burun kısmı da birazcık küt geliyor. Bu arada küt çizmeler bayağı trend. Bu şekilde yaklaşık olarak bunun fiyatı bu arkadaşlar 900 liradan 630 liraya düşmüş. İndirimden aldım. Bence güzel bir indirim, güzel bir düşüş. Bu şekilde sizler de isterseniz bakabilirsiniz. Bilmiyorum yeniden düşer mi? Bugün son günü müdür? Böyle. Şu kazağı göstereyim. Böyle yumuş yumuş bir kazak aldım. Bu kazak da gerçekten çok tatlı. Sıcacık tutuyor bunlar ve her şeyle oluyor. Yani taytlarla, jeanlerle her şeyle giyebiliyorsunuz. Dokusu falan çok güzel. Bu kazağı da 270 liraya almış olmam gerekiyor. Bu arada etiketini çıkardım. Az önce makineye atacaktım çünkü bunu. Sonra aklıma size tam olarak çekmediğim geldi. Geri aldım. Bu şekilde bu da. Bir paraşüt pantolon aldım. Böyle haki yeşili. Bu pantolonu da uzun zamandır almak istiyordum. Zaten her yerde var yani. Ben Bershka'dan aldım ama Pool'da, Stradi'de ve birçok markada var bu tarz pantolon. Bu da çok cool duruyor. Çizmelerle, spor ayakkabılarla falan giyiliyor. Rahat bir pantolon. Bu tarz bir şey aldım. Bir de şöyle Bershka'dan oversize bir ceket aldım. Bu ceketleri gerçekten çok seviyorum. Çok tatlı duruyor. Bir bedende büyük aldım. Bayağı oversize oldu gerçekten. Rengi de çok tatlı. Böyle tam olarak beyaz değil. Daha kırık bir beyaz. Ve gerçekten dokusu müthiş. Bunu ne kadar almışım? Hemen bakayım. Bunu da 500'den 350'ye düşmüş. Bu arada gelen bir kargom var. Onu açmamıştım. Birkaç gün önce geldi. Sizlerle birlikte açmak istedim. Şöyle Manuka'dan bir çanta aldım. Onu açalım sizlerle. Gerçekten müthiş. Çok tatlı. Ben böyle kahverengisini aldım. Bunun birçok rengi var ve gerçekten çok güzel renkleri var. Dokusuna bayıldım. İçi çok geniş. Her türlü kullanabileceğiniz bir çanta. Bayağı geniş içi. Şöyle bir de uzun bir askısı var. Bu şekilde. Yine bunu da Trendyol'dan sipariş verdim. Bunu da yanlış hatırlamıyorsam 400-450 gibi bir fiyata aldım. Bu şekilde ama gerçekten çok beğendim. Yani gayet kaliteli. Dokusu, yeri çok güzel. İçi de bayağı geniş. Aldıklarım bu şekilde arkadaşlar. Trendyol'dan da bayağı bir şey söyledim. Bir sonraki videoda muhtemelen onlar da gelmiş olur. Sizlere yine onları da gösteririm. Bu vlogu burada kapatacağım. Bu arada arkadaşlar
Biz Ege ile birlikte ev turunu çektik ama tam olarak istediğim gibi olmadı, içime sinmedi, o yüzden baştan çekiyoruz. Biliyorum ev turunu bekliyorsunuz, ben de bir an önce yüklemek atmak istiyorum ama çok çok az kaldı. Ya bir ya iki video sonra atmış oluyorum. Geçen de bunu söyledim ama gerçekten video çok içime sinmedi. Bu şekilde. Umarım severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.